Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız, Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9 ve 10. sayfaları çözeceğiz. 30. soruda kalmıştık hatırlıyorsanız. İlk 3 dersi yapmıştık galiba. Evet, 3 ders tamamladık. Şimdi 4. dersimiz KTT'de. 30. sorunun çözümüyle çözümlerimize devam edelim isterseniz. Şimdi geldik 30'a. Gördüğünüz gibi analitik analitikle beraber geometri de var aslında işin içerisinde bolca. Yani bu şunu gösteriyor bize. Sorular hani hazırlanırken de bu şekilde düşünüldü. Ee, sizin analitik geometrinin dışında bir de geometri bilginizde ne yapmalısınız? Kuvveti tutmalısınız. Bilginiz olsun. Dik koordinat düzleminde OC ve OA kenarları eksenler üzerinde. OA, BC dikdörtgeninde 3 KC, BK yaşmış. O zaman KC'ye mesela K desek. Şunu başka renkte yapalım. O zaman BK'ye ne diyeceğiz? 3K diyeceğiz. Peki bakalım. B noktasının koordinatları da kaça kaçmış? 8'e 4'müş. O zaman aslında bunun apsisi 0'dır. 0'dan 8'e çıkmış. 4 birimde 8 çıktıysanız bir birimde 2 çıkarsanız o zaman bunun apsisi 2'dir. Şimdi ordinat sabit olduğuna göre bakın burası 4 burası 4 o zaman bu da 4'tür. O zaman biz K noktasının adını koyduk bile K noktası 2'ye 4'müş. KL doğrusu şekilde KL doğrusunun eğimini sormuş. Peki KL doğrusu şekilde verilen dikdörtgenin alanı 2 eşit parçaya bölmüş. Şimdi alan iki parçası bu kaysa bu da k'dır. Burası 3 kaysa burası da 3 k'dır. O zaman 2 birim ilerlediyseniz siz 3 k'da ne kadar ilerleyeceksiniz? 6 birim ilerleyeceksiniz. Bu noktada 6'ya 0 olacak. O zaman k noktası bizim için 2'ye 4 noktası. L noktası da 6'ya 0 noktasıymış. Bize net soruyor. Ve k ve L noktadan geçen doğru ne Yani Y'ler farkı bölü X'ler farkıdan 4 eksi 0 bölü 2 eksi 6'dan 4 bölü eksi 4'ten cevabımız ne gelecektir? eksi 1 gelecektir diyebiliriz. Yani 30. sorumuzun çözümü Bursa'ydı arkadaşlar. Peki bakalım. Geldik 31. sorumuza. Ne diyor ne diyor bakalım. Birim karelerde olsunmuş olduğu yukarıdaki zeminde verilen A, B, B, C, C, D ve D, E eğimleri toplam 5 bölü 6'dır. Şimdi o zaman bak AB'nin BC'nin CD'nin bir de DE'nin eğimleri toplamı. O zaman bakın altında üçgenler oluşturacağız değil mi? Şuradan baktığınızda bu doğrunun eğimine geldi. 2 bölü 3 geldi. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Doğrunun altına mutlaka bir tane dik üçgen oluşturun. Sonra karşı bölü komşudan neye elde edersiniz? Tanjanta elde edersiniz. Doğru daha sonra yani doğru sola mı yatık sağa mı yatık ona bakarak işte eğimin negatif mi pozitif mi olduğunu söylersiniz. Mesela burada da karşı bölü komşudan burası 1 burası 2 ise eğim 1 bölü 2 ama sola yatık olduğu için eksi 1 bölü 2. Mesela cd için de burası 1'dir. Değil mi? Karşı bölü komşudan 1'dir. Bunların toplamı ne yaptı Soner'cim? O zaman 4 bölü 6 eksi 3 bölü 6 artı 6 bölü 6'dan 1 7 bölü 6 yaptı. Eğimler toplamı 5 bölü 6 ise diğerin eğimini o zaman şimdi 7 bölü 6 o zaman eksi 2 bölü 6 eksi 1 bölü 3 gelecek o zaman diğerinin eğimi. Sola yatık gelecek. Sola yatık geldiğine göre D noktasından da geçtiğine göre bence bu tarafa doğru ineceğiz. Oran kaç olacak? 1'e 3 olacak. Yani burası 2 ise bakın Şöyle yapalım. Zaten bu Y'si alt taraf kaç gelecek? Alt 1 2 3 4 5 6. 6 ise o zaman 2 birim. O zaman bu. Şu üçgen oluyor galiba. Şurası 2 birim, şurası 6 birim. Evet oldu. O zaman doğru cevabımız ne geldi? 3 geldi. Yani doğru cevabımız Ceyhanmış. 31. sorunun çözümü için de bu şekilde yorum yaptık. Geldik 32'ye. Doğrusu eğimi O zaman eksi a bölü b'ydi. Yani 5k artı 4 bölü 3'ün eksilisi 2'ye eşit. O zaman 5k artı 4 eşittir. Eksi 6. 5k eksi 10. K'mız kaç geldi? Buradan eksi 2 geldi. O zaman k'yı eksi 2 yazalım. Bizim doğrumuz ne geldi? Eksi 4. Eksi x artı 4 geldi. Bunun eğimi de nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir diyebiliriz. Bu da 32. sorumuzun Çözümüydü. Hadi bakalım geldik 33'e. Şimdi B ve E noktalarından geçen doğrunun eğimini sormuş. O zaman biz ne yapalım? Şu noktaları bulmaya çalışalım. Zaten eksi 3 vermiş. Bu karelerde dikdörtgenlerde eşmiş. Üf süper. O zaman bu 5 birim. Burası 3 birim. O zaman burası 3 birim. Burası 5 birim. O zaman B noktasının apsisi 3. Ordinatı 5 geldi. O zaman eksi 5'e 3 noktasından ve 3'e 5 noktasından geçen doğrunun eğimi 5 eksi 3 bölü 3 eksi eksiden artı 5 yaptı. O zaman 2 bölü 8'den cevabımız ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 4 gelir diyebiliriz. Yani 33. sorumuzun cevabı Adana'ydı. Yani oturup şuradaki üçgenden şuradan da yapılabilirdi. Yani çok da fark etmiyor. Burası kaç birim? 8 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. Değil mi? Çünkü burası 3 ise burası da 5 ise buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı diyebiliriz. Burası da 8 o zaman 1 bölü 4 geldi. Peki. Geldik 34'e. Dik koordinat üzerinde 3 tane ne vermiş? Kare vermiş. K noktası 9'a 7'ymiş. Burası 9'a 7'ymiş. E noktası şu nokta 4'e kaymış. Burası 4. Şimdi burada aslında bu karelerle ilgili bize tiyolar veriyor. Şimdi şurası 4 ise o zaman bu da 4'tür. Bu da 4'tür. Bu da 4'tür. Şimdi bunun absisi 9 o beklesin bir ordinatı 7. Demek ki şuradaki kenarlar 7'şer birim. O zaman buraya 3 kaldı. Şimdi burası 9'du, 4, 3, o zaman buraya da 2 kaldı. Bize ne soruyor? M, F. M, neresi? M burası, F burası. Ve B ile doğrudan eğimleri toplamı. Hmm. Yani o zaman ben M ve F'den bir tane doğru geçirsem, şimdi burası 5 birim, burası kaç birim? 1 bir birim kaldı buraya değil mi? Şimdi eğim, şimdi hocam bu böyle gidiyor falan, böyle nereye gidiyor bilmiyoruz. Uzaklara gidiyor. Çizecek miyiz? Yok bir doğrunun altında şöyle bir tane üçgen oluştursan kafi. Yeter bana. O zaman burası 1 burası 4 ise doğru sağa yatık olduğu için eğim ne geldi? Bunun eğimi 1 bölü 4 geldi. Onu bir tık şöyle yapayım. Burası 1 bölü 4 geldi. Peki BL'nin eğimi? BL nerede? B noktası burada. L noktası burada. Bu 5 bu 2. O zaman burada da 5 bölü 2'dir. Bunları topla diyor. O zaman ne gelecektir? 11 bölü 4 gelecektir. Diyebiliriz. Bu da 34. sorumuz çözümüydü. Hadi bakalım bir sonraki sayfadayız. Sayfa kaç? 10. sayfaya geçtik. Analitik düzlemde kesişen D1 ve D2 doğrular arasındaki açı 100 derece. D1 doğrusunun eğim açısı da 35 derece. Buna göre D2 doğrusunun eğimi aşağıda hangisi olabilir demiş. Yalnız eğim açısı değil eğimi sormuş. Peki. Şimdi ben D1 doğrusu arasındaki açı şöyle 100 derecelik bir açı var. Şurası 100 derece. Tamam mı? Bonkör bonkör davrandım. Şimdi bu D1 olsun bu D2 olsun. Şöyle x ekseninde de çizdim. Tamam mı? x eksenini de böyle çizdim. Şimdi d1 doğrusunun eğim açısı 35'miş. E burası da 100'müş. O zaman 135 mi yaptı? O zaman burası kaç yapar? 45 yapar. Ama 45 yaparsa burası 135 yapar. O zaman bu olabilir. Doğru mu? Gördüğünüz gibi oldu da zaten. Niye olabilir diyor. Çünkü hani bu sefer 100 dereceyi burası değil de mesela burası da 100 derece olabilirdi. Burası 100 olursa burası kaç olacak o zaman? 65 mi olacak? 65 olacak. O zaman burası kaç olacak? 100'dü. Bu 35. O zaman bu 65 ise 115 mi olacak? Tanjant 115 olsaydı şıklarda ağlardık. Allah'tan ilk tek attığımız tuttu. Tamam. Hadi bakalım. Geldik 36'ya. Eğimleri toplamı nedir demiş. Şimdi bu doğrudan eğimleri to D1 doğrusunun eğimi. Aa şuradaki üçgenden ben hesaplarım ya. Karşı bölü 2'den değil mi? 4 bölü 2'den 2 geldi. Peki şuradaki üçgenden de ben D2'nin eğimini hesaplarım. Burası 8, burası 6. 8 bölü 6 diyelim ama eksi 8 bölü 6 diyelim. O zaman 2 eksi 4 bölü 3 yapsın. Topladığımızda ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı diyebiliriz. Zaten toplamızı istiyordu. O zaman 36. sorumuzda çözümü bu şekildeydi diyebiliriz. Geldik 37'ye. Noktalarından geçen doğru ney Bakalım bir hemen bulabiliriz galiba. 7 eksi eksi 1 bölü eksi 2 eksi 2'den 8 bölü eksi 4'ten eksi 2 yapar. Bu da a değeridir. Tamam. Bunu bulduk. Anlaştık. Doğrusun eğimi b. O zaman bu doğrunun eğimi de x'in kat sayısıdır. Bunu da bulduk. Etti 2. Bu doğrunun eğimi de c'miş. Bak orada bir ters köşe olmayın. x'in kat sayısının y'nin kat sayısını, oranı. Hocam denklem bize sadece burası. 11'i buraya atsam bir şey değişmeyecek. Çünkü eğim eksi a bölü b ya. O zaman eksi 24 bölü 8'den buna da ne diyelim? Eksi 3 diyelim. Bu da ne olsun? C olsun. O zaman eksi 2, eksi 3, eksi 4. En küçüğü B. Daha sonra C. Daha sonra da A. Bıca, 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 O zaman 37. sorumuzda cevabı C yanmış arkadaşlar. Hadi bakalım geldik. 39, 38. Son iki sorumuza. Bak 38. soru tarzını gördüğüm an hiç affetmem. Çok seviyorum. Bu soru tarzı çok güzel oluyor. Ve inanın bana sizin hani e, fonksiyon bilginizi, koordinat düzlemi kullanma bilginizi acayip derece geliştiren sorulardır bunlar. Anahtarımız şu arkadaş. Bir ken verdi, üçgen verdi, kare verdi, dikdörtgen verdi. Ne zıkkım verirse versin. Senin bu arkadaşla çok doğrunun kesiştiği nokta benim soruya başlangıç yerimdir nokta net. Bak altını 50 kere çiz. Bak bu D noktası ve C noktası bana soruyu çözdürecek. Ben hep bu nokta bunun üzerindeyse sağlar mantığı ile ilerleyeceğim. Bak soruyu alt tarafı okumadım bile. Ama sorunun daha bana gelişinden ben soruyu anladım. Bak şimdi y eşittir mx peki. Şimdi ben bu doğru için y eşittir 5 bölü 4 x dersem bunun eğimi 5 bölü 4 gelir mi? Gelir. Yani ne demektir? Burası 5 birimse burası 4 birim. O zaman burası 4 olsun burası 5 olsun. E burası da 5. E burası da 5. Vay anasını sayın seyirciler. Şimdi daha renkli bir şeyle yapalım. Şuradan doğru neymine geldi? 5 bölü 9 geldi mi? Al sana M. Nokta net. Temiz. Değil mi? Aynen. Çok güzel sorudur bunlar. Bu tip sorular bizim koordinat bilgimizi geliştirici soru tipleridir. Geldik 39'a ve dersimizin de son sorusunu arkadaşlar. Değil mi? 39. Peki bakalım. Şimdi dik koordinat düzleminde AB diktir BC. A noktası 2, 12. Yani şurası 2'ymiş. Şurası da 12'ymiş. C noktası burası o zaman 16'ymış. Neden? Çünkü 18 diyor. Burası 2 olduğuna göre buraya 16 kaldı. O kadar da hesap yapalım ya. Değil mi? Sen de onu o kadar gör yani. ABC dik üçgenin AC kenarı AB'nin üzerine gelecek şekilde böyle uçak gibi katlıyor onu. Yani bunu buradan katlıyor böyle şöyle. Şuradan katlıyor. Böyle katladı. Onu oradan şimdi çat dedi katladı. Değil mi? O katladığı için burası açı ortay oldu. Haberin var mı senin? Bu açı ortay. Için. Yani peki o açı ortay olunca ne oldu? Bir şey oldu mu? Tabii yok olmadı. Sadece şu şimdi nasıldı? Aslında şöyle bir parçaydı. Değil mi? Sonra bunu buradan katladı. Sadece diyebileceğimiz galiba şu parçanın eşit olacağıdır. Şu ikisi birbirine eşittir. Şu ikisi birbirine eşittir diyebiliriz. C üstü K, doğrusu neymi? Şunun eğimini mi istiyor? Evet. Şimdi şurası aç ortaydır dedin, 12 verdin, 16 verdin. Şimdi şurası aç ortaydır dedin, değil mi? Çünkü o açı ikiye katlamalısın ki üst üste gelsin. Ben onu çizemedim, farkında mısın? Soruyu anlatacağım, şunu yapacağım diye. Şimdi burası 12, burası 16. O zaman burası 20 deriz değil mi? Açı ortayda kollar bacaklar oranı birbirine eşitti. Yani şurası açı ortaysa bunun bunu oranı bunun bunu oranı eşittir. O zaman bak burası 12 ya. Burası da 20 ya. O zaman 12 ile 20 arasındaki ilişki ne? Mesela 4'ün 4'e göre 3 kat. Burası da 4'e göre 5 kat. O zaman burası 3M'dir. Burası 5M'dir. Oradaki açının kollar arasındaki yani açının kollar arasındaki oran bacaklar arasındaki orana eşit. O zaman burası 3M. Burası 5 a E burasını sen 16 bulmuştun. 8m 16 ise o zaman burası 6, burası 10 geldi. Oldu? Yani bak burası 6, burası 10. E o zaman hocam burası da 10. Bak burası da 8. Güzel güzel güzel. O zaman bunu böyle tamamlasak. Bak şimdi şunu şuradan sildim. Şunları şuradan sildim. Burası 8 değil mi? Şurası 6 idi. Şurası da 10 Şunu şöyle devam ettirdim. İşte şurası benim C üstü K doğrusunun eğimini açısı. Eğim açısı yani. Eğiminin açısı ne? Eğim açısı. O zaman ben şunun tanjantını hesaplayacağım. Aynen. Karşı bölü komşular ne gelir güzel kardeşim? 8 bölü 6. Sağa mı yatık? Sağ yatık. O zaman 4 bölü 3 var mı? Var. Doğru cevabımız ne geldi? 39 memleket için Bursa geldi diyebiliriz. Bu arada Bursa'dan da, da mezun. <laughs> Peki bakalım. Dördüncü dersimizi de tamamladık arkadaşlar. Tamam. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.